Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir, yoksa sen, yok sarhoş olmasın, dadaşa sarhoşluk yakışmaz. Dadaş güçlü olmalı, ayakta durmalı, çelik gibi, ok gibi olmalı. Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Adından da gördüğünüz gibi Erzurum oyununu oynuyoruz. Erzurum oyun çıktıktan beri bana çok sayıda istek geldi. Necdet abi özellikle canlı yayınlarda Erzurum oyunu, Erzurum oyunu oynar mısın? Neden oynamayayım? Bu YouTube aleminde bu oyunu biz de oynamalıyız. Çünkü biz dadaşız. Biz Erzurumluyuz. Bizi oynamasak ayıp olur. Oyuna girmeden önce kurban olayım şu bayrağı gördüm. İçim açıldı. Kısa bir eleştiri yapıp öyle gireceğim oyuna arkadaşlar. Bu oyunu ben biraz arkadan takip ettim. Ne oluyor, ne bitiyor, kimler oynuyor, nasıl oynuyor, neden oynuyor, oynadıktan sonra nasıl tepkiler veriliyor. Gündemi şöyle uzaktan yakından videolardan canlı yayınlardan hafifçe bir incelemesini yaptım. Özellikle sözüm ona bazı büyük oyuncular özellikle oyun içerisindeki bayraktan, camiden aşırı derecede rahatsız olan bir kitlenin olduğunu gördüm. Bu bir Erzurum oyunu. Oyun Erzurum'da geçiyor. Ne bekliyor? Diyorum kardeşim, kilise mi olacaktı? Diğer oyunlarda her türlü rezillik var. Yani uluslararası global oyunlarda her türlü rezillik var. Oyunu eleştirebilirsiniz, yerden yere vurabilirsiniz. Ha, baştan da şunu söyleyeyim. Bünyesine de bir girelim. Oyunu yapan arkadaşlarımızı da en azından bir tanımış oluruz burada. Baştan da söyleyeyim. Kesinlikle bu oyunun ben avukatı falan değilim. Yapan arkadaşların hiçbirinde, şuradaki arkadaşların hiçbirisini tanımıyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu bir başlangıçtır. Ve yeni doğmuş bu çocuğu, sözüm ona, büyük oyuncular, büyüklük bu arada Allah'a mahsustur. Kimse kimseden büyük değildir. İşte o oyuncular bu oyunu eleştireceğim diye bilinçli bir şekilde, alaycı, aşağılayıcı bir şekilde, hakaret eder bir şekilde oyunu kötülüyorlar, eleştirmiyorlar. O kötü eleştirilerin dışında bu oyunu oynayıp YouTube kanallarında yayına çok değerli oyuncular da var. Oyunu mantıklı bir şekilde eleştirerek oyunun eksiklerini dile getiriyorlar. Şimdi gelin biz de oyuna başlayalım. Rıfkı'yı alalım ve oyuna başlayalım. Oyun içerisinde gördüğümüz eksikleri, hataları biz de eleştirelim ki bu oyunu yapan genç kadroya en azından bir fikir vermiş oluruz. Onlara yol göstermiş oluruz diyorum. Oyuna başlıyorum. Erzurum'da geçiyor. Hikaye bölümü var, serbest bölümü var, mücadele bölümü var, ayarlar, künye vesaire. Bu oyunu 3 bölümden oluşturacağım. Öncelikle hikayeden başlayalım. Daha sonra serbest bölümünü çekeriz. Mücadeleyle oyunumuzu kapatırız. Tavşanlara bak. Yerim ben sizi. Oh. Yemeyelim lan, günahla. Domuz yemeyeceğim. Domuz yemeden bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Hadi Bismillah diyelim. Hadi bakalım. W, ASD, Shift vesaire, aynen klasik oyunlardan bildiğimiz C tuşuyla karakterimizi yani Rıfkımızı görünür hale getiriyoruz. Aynı C tuşuyla kayıp edebiliyoruz. Ben daha çok bu şekilde oynamayı tercih ediyorum. Oyunun hemen sol kısmında gördüğünüz gibi barlar var. Orada bizim ısı derecemiz, enerjimiz, susuzluğumuz, tokluğumuz, açlığımız ve üstteki barda da kalbin karşısındaki uzun barda da bizim yaşam kalitemiz var orada. Yani o bar bitti mi, kırmızı açtığı zaman ölüyoruz. Tren yolunda başlıyoruz. Tünelden çıkıyoruz. Yürümeye başlıyoruz. Burada en çok Fatih kardeşimizi eleştiriyorum ben. O birkaç kere oynadım çünkü ben Twitch'teki canlı yayınlarımda koşma sürelerini biraz uzun tutmak lazım. Shift W basacağım diye barnaklarım koptu diyebilirim. Kardeşim Fatih, Kupvanoli. Böyle cimrilik olmaz ki abi, koşsun bu biraz. Şuna bak. Yani zam istemiş, alamamış elemanlar gibi koşuyor. Şuna bak. Bak. Rıfkı. Hadi Kupvanoli, hadi gidelim de donacağız biraz sonra. Mesela o papçı var orada. Hep koşuyor. Oradaki karakter. Bizimki de koşsun abi. Şuna bak. Sanki Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla geziyor. Ya koş. Rıfkı koş. Rıfkı koş. Serbest bölüm bu. Diğer bölümleri de oynayacağız teker teker. Sizleri fazla sıkmadan. Aralardaki bu koşmalar falan çok uzun koşmalar oluyor böyle boş boş. Onları muhtemelen keseceğiz, hızlandıracağız. Tavşanlar. Tavşanlara hiç kıyamıyorum arkadaşlar. Yani şunlara bakar mısınız? Tombili tombili. Yerim size lan. Yok, yemeyeyim ben sizi. Sizi yemeyeyim. Abi ben açlıktan ölürüm ya. Tavşana kıyamıyoruz, geyiklere kıyamıyoruz. Geriye kalıyor kurtlan Tomiz. Tomiz baba çıkar. Uş. Domuz yemem ben. Domuz yemem. Yer miyiz Rıfkı? Valla bilmiyorum. Sakıntılı. Burada bir Fatih okuyalım. Bazılarının alay ettiği
hayatımızın gerçeği. Bütün şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım ve oyuna devam edelim. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Burada biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şurayı bazen geçemeyebiliyoruz. Hop, bir kere de geçemedik gördüğünüz gibi. Gök taşı var arkadaşlar yukarıda. Ona çıkacağız. Hop, evet, müzik çalmamış. O müzik gelmemiş. Buraya atlanmıyor. Onu öğrenmiş oldum. Kaç kere tur yaptım etrafında. Kaç kere zıpladım. Lan yavaş. Rıfkı, yüksekte korkum var benim ha. Ha, bu taş için buraya çıktık arkadaşlar. Bunu arıyoruz ve buradan atlayıp gidiyoruz. Şuradan atlasak bir şey olur mu Rıfkı? Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Ey, bir şey olmadı. Şimdi birinci vazifemiz bayrağımıza selam vermek. Allah minarelerin sesini, bayrağımızın gölgesini üzerimizden eksik etmesin. Bazıları ne kadar dalga geçse de bizim bayrağımızla, ne bileyim işte, ezanımızla, ülkemizle, dilimizle, şivemizle. Biz üniversitelerde okumadık maalesef. Okuyamadık. İmkanlarımız yoktu. Yoksullukla büyüdük biz. Soğan al, sarımsak al, tava al, odun al, odun, 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 şeker. Kış günü dağın başına kola. Oh! Yaprak sarma. Rıfkı, annen sana yaprak sarma yapmıştır. Şurada bir yazı var. Bunu bir okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çakmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Vay. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Vay vay vay. Vay hainler vay. Niye almadınız lan imamı? Eğer bunu okuyorsan okuyam okuyam. Beni tepedeki gözcü kulesinden bulsun. Allah yardımcımız olsun. İşimiz zor Rıfkı. İmam ne diyor? Tepe mepe diyor. Bulun diyor. Hadi bakalım. Bulacağız. Bulacağız imam kardeş. İnşallah yaşıyorsundur. İnşallah bir sıkıntı gelmemiştir başına. Dur bakalım şu odunu kömürü bir alalım. Kış. Burası Erzurum. Rıfkı. Kuban ölüm. Ama burada bir yak bakalım. Pişirdiği ne var ki? Bir şey yok ki. Kar var sadece. Olsun. Su iyidir ya dağın başında. Çekmecelerde herhangi bir şey yok. Burada yatıyoruz şu anda. Yatmamız için bir neden yok. Isımız iyi. Rıfkı'nın biraz karnı acıkmış. Rıfkı'nın annesinin yaptığı yaprak sarmadan yedirelim. Başka bir tane de kola içirelim Rıfkı'ya. İç kolanı da. İşçilik yapalım. Burada işçilik de yapılabiliyor. Topladığımız materyaller, mesela sargı bezi vesaire. Şu anda herhangi bir malzememiz olmadığı için burada bazı vakit kaybetmek istemiyor bizim. Enerjimiz çok düşük Rıfkı. Ne içelim? Hap içelim bir tane. Haydi bakalım. Sağlık dolu diyor. Enerjimizin yerine gelmesi için sarımsak mı yiyelim? Beremizi de giyelim Rıfkıcığım. Hadi bakalım. Kapını da kapat baba. Açtın dolapları. Kapımızı da kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yola koyalım. Şu yukarı zıplıyoruz buradan arkadaşlar. Hop aşağıya. Ne vardı burada? Burada ıvıcık cıvıcık şeyler var. En önemlisi bıçak. Bıçak olmadan geyik eti falan kesemiyoruz. Bilginiz olsun. Kibrit olmadan sobayı yakamıyoruz. Bu metalleri de alıyoruz. Çünkü oradaki bazı malzemeleri topladığımız zaman plastik vesaire. Bunlarla şey yapıyoruz arkadaşlar. Mermi yapıyoruz. Kumaşları topluyoruz. Sargı bezi yapıyoruz. Bunun gibi. Merdiven Rıfkı. Merdiven. Hadi baba. Hadi. Hadi eyvallah. Hadi evim evim. Güzel evim. Şimdi haritaya bakıyoruz. Harita bize soru işareti olan bir yer var. Orayı gösteriyor. Direkt oraya gidiyoruz. Hayatımda hiç av yapmadım. Avcılığa da karşı birisiyim. İşte oyun gereği bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız Rıfkı. Aç kalmasın maksat. Yani hayatta kalma oyunu olduğu için bir şeyler yiyeceğiz. Bakacağız Rıfkı. Koş. Arkadaşlar Rıfkı maaşına zam istemiş. Patron yürü git başımdan demiş. Vatandaşlar gibi yürüyor ya. Şuna bak. Fatih. Kurban olayım ya. Şuna bir yürüme yeteneği ver ya. Şu koşma süresini biraz uzatın abi ya. Ne olacak sizin elinizdeki şey ya. Evlere yaklaştığımız zaman, kulübelere, yerleşim yerlerine yaklaştığımız zaman böyle alttan güzel bir bağlama sesi geliyor. Bu bağlamayla da bazı potteri potteriler var. Dalga geçiyorlar. Bir yabancı hayranlığı var ya arkadaşlar bizde. Ondan dolayı bu bağlamayla da bazen hop bidi top bidi arkadaşlar maalesef
alay ediyorlar. Neyse Rıfkı, etsinler değil mi Rıfkı? Ülkemizi biz seviyoruz. Allah ülkemize zeval vermesin. Çay pişiremiyoruz. Çay yapabilmek için bazı eksiklerimiz var, çaydanlık gibi. Neymiş bu? Tarhana, süper, kıtlama şeker, cezve, kayfe yapabiliriz. Mesela cezvemiz var, suyumuz var, kömürümüz de var. Hadi bakalım Rıfkı. Buradan taba basarak zaman aşımı butonundan zaman aşımını tıkladığımız zaman burada beklemenin bir anlamı yok. Ben buraları ilk zaman bilmiyordum. Bekliyordum. Oyunu yapan Fatih'e de kızıyordum. Baba diyordum ya bu ne ya? Bekle bekle pişmir. Kolay var. Şuradan bir 7 saat uyuyalım. İnşallah gece olmaz. İnşallah gece olmaz. Korktum şimdi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Rıfkı ne ördün? Rıfkı ne ördü? Sobayı bir daha yakalım Rıfkı gitmeden. Isınalım iyice. Çünkü vücut ısımız düşük arkadaşlar. Isıtmamız lazım Rıfkı'yı. Yani ne pişirelim? Hem ısınırız hem de tarhanamız pişer. Karnımızı da doyuralım. Ne vereyim sana Rıfkı? Sana ben Rıfkı yoğurt vereyim abi. Tamam bir tane de çubuk kreker ye baba. Su verin mi Rıfkı? Suyun da eksik. Kaydederim şurada oyunu. Arada bir oyunu kaydedin arkadaşlar. Ya da otomatik kaydetmeye alın. Şunu gündüze çevirirsek. Yani gündüz olmasa da fena olmadı. Tarhanamız pişmiş Rıfkı. Açlığımız var biraz. Tarhanayı da yiyelim. Çünkü dışarıda zorlu bir hava bizi bekliyor. Oradan başka alacak bir şey var mı Rıfkı? Baba. Yok değil mi? Yok her şeyi aldık baba. Biraz daha ısınalım yalnız Rıfkı. Hava soğuk hiç. Kut kut kut. Boğazından geçer inşallah Rıfkı. İç demiyorsun Necdet baba. Bir tane de sen iç ya. Hepsini kendisi içiyor. Hepsini. Ört kapıyı. Hadi Rıfkı. Şimdi doğru gideceğiz arkadaşlar. Yukarıda kule var. Şuradan haritadan bakalım. Soru işaretinin olduğu yerde bizim İmam Efendi buraya çıkmış. Niye çıkmış? Neden çıkmış? İnanın bilmiyorum. Bulduğumuz zaman sorarız. Senin burada ne işin var kardeşim deriz. Tabii yaşıyorsa başına neler gelmiş bilemiyoruz. İnşallah yaşıyordur. İmamı bulduktan sonra daha sonra Ziya Emmi'yi bulacağız. Ziya Emmi'den sonra dağlarda dolaşacağız. Radyo istasyonları var. Oralara gideceğiz ve oyunu kapatacağız arkadaşlar. İnşallah imamı bulacağız diye bizim başımıza bir şey gelmez Rıfkı. Nasıl bir yere geldik böyle ya? Oy 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 oy. Çok fırtına var burada ya. Nasıl bir iş anlamadım ya. Anında geldik arkadaşlar. Anında geldik. İmamı bulacağız burada şimdi. İmam efendi selamun aleyküm. Ana. İmam efendi. İmam ölmüş ya. Tüh. Rıfkı. Bir de Fatih'e okuyalım. İmamı defnettik arkadaşlar. Şimdi şu kulübeye çıkalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Allah taksiratını affeylesin. Burada biraz ısınalım. Çünkü donmak üzereyiz şu anda arkadaşlar. Ateş yakmamız gerekiyor. Rıfkı sen kapıyı örtmedin mi Allah'ın seversen ya. Abi kapıyı örtsene baba ya. Donduk lan donduk. Vücut ısımızın iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de karnımızı doyuralım Rıfkı. Bir tane hap içelim. Kolamızı içelim. Bir tane de goflet ye. Tamamdır. Bundan bir ziyamiye kadar gideriz arkadaşlar. Hatta vakit kaybetmeden hemen buradan kaçalım biz Rıfkı baba. Kapatalım kapıyı. Evet, içerisi soğumasın. Burası Erzurum Rıfkı biliyorsun. İmam Efendi'ye bir daha Allah taksiratını affetsin diyelim. Gidelim artık. İmam Efendi, makamın cennet olsun. Emelin iyiyse hiç korkma. Yerin güzel. Hava dar vallahi. Oo, böyle mezar nerede bulacaksın her yerde? Gel böyle büyük şehirlere millet üst üste yatıyor. Yavrum benim. Kocaman dağ. Hepsi senin. Hepsi senin olsa ne olacak? Altı önemli. Fazla hoplayıp zıplamaya gerek yok. Gerçek bu. Anlayan anladı. 7 tane tahta, bir hesir, bir avuç toprak, gömün. Bitti. Film burada bitiyor. Neyin peşindesiniz? Neden hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz? Neyse Allah rahmet eylesin. İnşallah hocanın emeli iyiyse zaten onun için problem yok. Hadi Rıfkı bizim için de problem yok. Karnımız tok, enerjimiz bol. Haritaya bakalım. Ziya emmi tam tersimizde. Gidelim Ziya emmiyi bulalım. Doğru Ziya emminin evine gidiyoruz Rıfkı. Doğru Ziya emminin evine gidiyoruz. Ziya emmi bizi bekliyor. Ziya emmiden sonra doğru gidiyoruz. Arada bir haritaya bakmak lazım. M tuşuna basarak. Oradan silah alacağız arkadaşlar. Bir de Ziya Emmi bize olup bitenleri anlatacak buradaki.
patates var, mısır var, kestane var bu oyunda. Dağlarda bulmamız gerekiyor. Şuralarda denk geliyor bazen. Karın içerisinden mısır toplamaktansa mısırın, patatesin, kulübelerde böyle bir sandıkların veya çuvalların içinde olmasını isterdim. Daha güzel olurdu yani, daha mantıklı olurdu. Dün gece büyük bir gürültüyle yataktan düştüm. Patlama gibi bir ses. Pencereden baktım ama bir şey göremedim. Sonra gökyüzüne baktım, bir de ne göreyim? Dünyanın en güzel manzarasıydı. Gökyüzü yeşil, mavi ve pembe bulutlarla kaplıydı. Allah Allah, Erzurum'da. Ama normal bulut değildiler. Tabii canım. Sanki ışık saçıyorlardı. Allah'ım sen ne büyüksün inşallah. Zararsızdırlar çünkü muazzam görünüyorlardı. Refika'ya, kağıda göre uzaylılar var ha etrafımızda. Dikkatli ol Refika. Uzaylılardan bahsediyor ha. 2 saat yatsak yeter Rıfkı. Çok. Çok yatmayalım. Gece olur. Rıfkı'ya bir tane su içirelim. Bir tane Bim gofreti yedirelim. Fışkı yesen seni, iyi mi? Fışkı yesen Rıfkı. Oradan bir tane de bana uzat da. Acımdan ölürüm ben burada. Evet, sıcaklığımız falan her şeyimiz iyi. Gidebiliriz. Şurada ne var? Terzi Necdet karşınızda. Biraz sonra hepinize tulum dikeceğim arkadaşlar. Bir kamyon kumaşım oldu çünkü. Bir tane daha buldum. O kumaşları şey yapıyoruz arkadaşlar, işçilik diyoruz, sargı bezi yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Hadi eyvallah kardeş. Allah'a emanet ol. Ört kapıyı. Hop aşağı. Rıfkı koşarsak 2 dakikaya Ziya emminin kulübesinde oluruz baba. Tamam. Abi koşarsak, sen koşmayı pek sevmiyorsun biliyorum. Tembelsin baba sen biraz, biliyorum ben seni. Dur. Allah! Allah, kurt gelir. Silahımız yok abi. Rıfkı koş. Kurt arkamızda. Geldi valla. Silahımız yok. Şerefsiz sen. Koştur koştur koştur. Koştur. Pis herif seni. Silahımız yok ya. Kurt saldırdı ya. Meşaleyle kurtardık. İnşallah peşimize gelmez Rıfkı. Boş lan. Canımızın yarısını götürdü abi. Ziya emin oraya bir gitsek abi. Ahanda geldik. Burada şey var çünkü. Tüfek var. Tüfeği alacağız. Ahanda ölüyoruz. Sargı bezi kullan. Hadi. Arkadaşlar nihayet yaralandık ama Ziya emminin evine gelebildik. Tamam, bu şeyi bırakalım. Ziya emmiyi korkutmayalım. Rıfkı. Şuradan girelim. Ulan selamünaleyküm. Kapıyor. Ne güzel. Sobayı yakmış. Çay koyardın Ziya emmi ya. Allah'ın seversene. Kurban olayım ya. Ne yapıyorsun? Ziya emmi. Hele tipe bak Allah'ın seversen. Ziya emminin bizden hiç haberi yok. Bakalım ne imam yazdığı gibi senin burada bulunduğun nasip. Sevindim. Nerede buldum onu? Yazısını kardeş. Allah bilmiyorum. Bir yerden buldum işte. Kurban olayım. Ne? Şimdi sırası değil. Dur. Doniram ben. Bak. Titiriyorum bak. Yapma kardeştir. Yapmayan valla. Çok severdim rahmetliyi. Hadi canım. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah. Sakıntısı yoksa gitmiştir şimdi zaten. Uçmuştur. Sıkıntısı varsa vay haline o tahtaların altında. Valla imam dinlemiyorlar. Affetmiyorlar. Emeline bakıyorlar. Ziya emmi. İnşallah senin de sıkıntın yoktur. Dinle kardeş, Göktaş'ın dumanını geldiği yerde bir askeri kamp var. He, o kampa gideceğiz arkadaşlar. Eyvallah, oraya gideyim diye. Sen beni bir bırak Ziya emmi. Sana ben biraz çay pişireyim. Ziya emminin evini soyuyoruz abi şu anda. Tıklama şeker Ziya emmi. Özür dilerim baba, suyunu da aldım. Ziya emminin yoğurdu, kayfesi, odunu, kömürü. Burada ne var? Bez var, kirpit var. Ziya emminin çekmecede ne var? Bir şey yok. Oh. Çekmecede bomboş. Burada ne var? Hop. Ziya emmi. Bak, ağrı kesici. Fena değil, temizmiş Ziya emminin tuvaleti. O ne? Kumaş. Şimdi çayımız demlenmiş. İçelim. Biraz canımız yerine gelsin. Ama burada biraz yatak. Çünkü o şerefsiz kurt bize saldırdı arkadaşlar. Canımız yerine geldi. Azıcık karnımız aç. Şu Ziya'nın burada bir tane kumaş var. Belki yerleri siler. Bıraksaydık mı?
çayımızı alalım. Sana ben bir tane çay içireyim. Bir tane kıtlama şeker. Ay boğazından geçmez inşallah. Ye ye. Fışkırı boğaz. Hiç bir tane ikram etmiyor arkadaşlar. Hiç. Biraz canımızı toparlamamız lazım. Canımız sıkıntılı. Yatmak vermiyor. Ziyan mı? Hadi. Bana eyvallah. Misafirin makbulü az durandır baba. Seni çok sevdim. Allah'a emanet ol. Üstüne düzgün bir şey giy. Ziyan mı? Neyle artist gibi şuna bak. Ama kış günü giydiği kıyafete bak. Allah'ı seversen. Gömlek giymiş. Hadi Allah'a ısmarladık. Kendine dikkat et. Ben burada kuşa yem olma. Ziyan mı? Özür dilerim. Senin deponu da boşalttım. Acil şuraya girip silah almamız lazım. Çünkü burada ayı var. Ayı. Tut kapıyı. Kardeş neredeydi silahın buradaydı ha? Bim kofretimi verim, yoğurt verim sana ben bütün. Yok şey verdim, ton balığı. Oh. Ye boğazından geçer inşallah ye. Başka ne var burada? Hiçbir şey yok. Az kalsın unutuyordum, mermiler var. Fener vardı zaten bizde ya, atarız onu şimdi. Plastik parça, bunlarla mermi yaparız Rıfkı. Hadi eyvallah kardeş, silahımızı aldık. Biz gider. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz şimdi. Öncelikle kurşunumuzu dolduralım, şarjörümüzü. Çünkü orada ayı her an gelebilir. Soru işareti olan hedef askeri kampı arkadaşlar. Oraya ulaşmanın en kolay yolu şu demir yoluyla gidip şuradan şu dağın dibinden oraya gitmek. Bir de şöyle dümdüz gelmek var. Şuradan gelirken karşımıza muhtemelen birkaç bir şeyler çıkacak. Tehlikeler. Ama ben tehlikeleri göz önüne alacağım. Oradan gideceğim. Aha. İlk defa patates buldum arkadaşlar. İlk defa. Hadi bakalım Rıfkı. Yavrum benim. Sana Erzurum cağ kebabı yapacağım. Patates ilk defa buldum arkadaşlar. Mısır buldum daha önce. Az önce şeyi de bulduk. Kestane de bulduk. Patatesi bu oyunu ben kaç gündür oynuyorum canlı yayınlarda Twitch'te. İlk defa bir patates buldum. Çok cimri canım bizim bu dadaş. Fatih. Adamı asıl etme. Ha, buralara koy patates matatesi ya. Bulduk mu sevinelim de. Kutbar olayım. Mısır koy, patates koy, kartol koy, fasulye koy. Kuleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Daha sonra o askeri kamptan sonra oraya çıkacağız. İşimiz zor. Oraya çıkıp oyunu bitireceğim. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Yani oyunların çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. Bölüm bölüm çekeceğim için böyle uzatmak gibi bir niyetim yok. Bizim şu anda tek hedefimiz askeri kampa gidip anahtarı almak. Daha sonra işte o kuleye çıkmak tepedeki. Oyun genel anlamda benim hoşuma gitti. Oynanılabilir yani yeni olmasına rağmen arkadaşlar. Dediğim gibi daha çocuk bu oyun. Çocuk bu oyun. Burada eleştiri yaparken insaflı olmak lazım. Gençleri gözünü korkutmayın abi ya. Bizden bir cacık olmaz. Modundan bir çıkalım abi ya. Ya bizden bir cacık olmaz diye bir şey yok. Niye olmasın abi ya? Çocukları niye yıpratıyorsunuz, korkutuyorsunuz? Yok. 5 para etmez, 3 para etmez. Yok burada bayrak var, burada cami var. Ne olacak? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Kilise mi olacak? Burası Erzurum. Kardeşim. Yok efendim istismar ediyormuş. Hadi canım. Bayrak koymuş, istismar ediyormuş. O zaman okullara şey asmayalım abi, bayrak asmayalım. Canım bayrağı niye asıyız? Parti binalarına da asmayalım bayrak. İstismar olur değil mi? Türk oyunu baba ya. Bırak bayrak da olsun, cami de olsun. Niye öbür oyunlarda hırtlağına kadar her türlü pislik var abi. Satanist ayin yapılan şeyler var ya. Öbür oyunlarda her şey var maşallah. Yabancı oyunlarda kilisesi, havrası, tapınaklar var. Şeytan tapınağı bile var ya. Sen kalkmışsın bu ülkenin camisine laf ediyorsun. Bayrağına laf ediyorsun. Çaktırmadan.
Rıfka şu silahını da bir bırak Allah'ın seversen. Zaten koşamıyorsun. Burada bir müzik girdi ama odunlar da var. Rıfka muhtemelen kulübe var buralarda da biz göremiyoruz abi. Neden müzik çalıyor o şimdi? Şu odunların olduğu yerde genelde kulübeler oluyor arkadaşlar. Hadi geyik eti bulayım sana. Erzurum cağ kebabı yapacağım. Geyik etine cağ kebap yapıyorsa. Bari bir tane kuzu muzu ete koysaydın ya. Fatih adam hasret etme. Ben aşığım ha. Hani geyik etine Erzurum cağ kebap yapıldığını hiç görmedim ben. İki tane kuzu koy ya şuraya ne olacak ya. Kuzuyu bulalım. Soğan bulalım. Tamam mı? Karabiber tamam yeter. Yoğurt. Sana güzel bir cağ kebap yaparım baba. Gel beraber yiyelim. Okey. Kanalımda, yemek kanalımda yapmayı düşünüyorum zaten bir Erzurum cağ kebabı da bir türlü imkan fırsat bulamıyorum. İşaretli yere gidiyoruz şu anda. Bu sefer kestirmeden geldim ben. Normalde canlı yayınlarda oynarken tren yolunu takip edip o kayaların oradan askeri üste geliyorduk. Ve orada bir şerefsiz ayı var. Çok zor ölüyor o. O birkaç kere beni, hatta şu oyunu bir kaydedelim, hep unutuyorum. Oyunu özellikle kulübelere gittiğiniz zaman ya otomatiğe alın arkadaşlar, kendi kaydetsin ya da elle kaydedin. Şu odunların olduğu yerlerde genelde al şunu. Askeri üste sınırız Rıfkı. Babacığım geldik. Arkadaşlar geldik aynı. Tüfeğimizi de alalım Rıfkı, ne olur ne olmaz baba. Ahanda bir tane ilk defa şeyi buluyorum abi. Kestane. Süper. Karın üstünde kestane. Patates buldum, kestane buldum, mısır buldum. Yani oyundaki objelerin birçoğuna erişmiş olduk arkadaşlar bu sayede. Çok merak ediyordum kestane nasıl bir şey. Geldik o şerefsiz ayıya, dikkat et Rıfkı bak. Ayıyı uzaktan Rıfkı indirmemiz lazım baba. Yakınımıza sokmayalım ki gelip hemen eziyor bizi. Sen misin he? Yaklaş biraz daha. Mermi yetişmedi herhalde. Ölmedi bu. Ölmedi bu. Ana mermi kalmadı lan. Abi ne ördün ya? Gözünü seveyim. Al onu, al al. Ne yapacaksak onu. Ayıyı. Senin şerefsiz 5 tane mermi atmışız ya. Al al ayıyı al. Öbür ayıya yakalanmadan Rıfkı kampa girmemiz lazım baba. İçeri girdi mi? Şey yapmıyor arkadaşlar. Tamam bundan sonra. Lan geldi lan. Lan kaç. Lan mermi al lan. Lan mermi al. Doldur. Doldur lan. Doldur lan. Abi ayı geldi. Gidelim vuralım onu. Dur o bizim başımıza iş çıkaracak abi. Şerefsiz seni. Tipe bak tipe tipe. Hadi digit. Sen misin? Benim peşime gelen he? Abi buradaki ayılar fena ya. Zor kurtardım canımı ya. Bir tane ton yiyor. Bir tane su iç. Bir tane de ilaç kullan. Ama çorapları giyek. Sargı bezi kullan. Albayım size ulaşmaya çalışıyorum. Fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerimden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir Göktaşı'nın düştüğü bölgede gelen garip sesler duyuyoruz. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkese gaz maskesi taktırır. Oo, yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Hasan Öztürk. Komutanım. Radyasyon, radyasyon ne diyorsun ya? O ne? Pantolon. Rıfkı, pantolon yok muydu senin şimdi yerde? Güney radyo istasyonuna git ve araştır diyor. İstasyonda buluşuruz. Bu ara çok uzun sürüyor çünkü. Şöyle haritadan da göstereyim. Görüyor musunuz şu? Benim burada köşedeyim. İstasyon dediği yer ta burası. Orada görüşürüz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tekrardan müziğin sesini duydum ve petrol ofisi var, geyikler var. Bunları vurabiliyoruz ama ben kıyamıyorum bunları arkadaşlar. Gerçekten kıyamıyorum. Vurmayacağım. Yani bir mermide de vurulabiliyorlar ama gerçekten kıyamıyorum. Vurmayacağım. Gelsinler öyle, dolaşsınlar. Bana saldırmadığı sürece kafama göre avlanmayacağım. Bu arada Rıfkı ısın biraz, enerji topla. Sıvımız azalmış. Ne içelim Rıfkı? Kola içelim. Suyumuz hiç yok. Bir tane yoğurt ye. Antrok ye. Kahve. Sonra içeriz onu. Sarımsak ye bir tane. Sağlık dolu diyor. Soğan ye. Haydi bakalım. Karnın doydu. Sıvımız hazır. Enerji biraz eksik. Merhaba. İlk defa bu kadar yaklaştım abi. Ne kadar tatlı bir şey lan bunlar. Kurban olayım sana be. Bak. Vurmasın lan bize. İşte zararsız hayvan. Domuz olsa şimdi dalmıştı bize. Bunun üstünde de göktaşı var arkadaşlar. Bir türlü şey yapamadım. Burada kreker çok var. Kahve kreker dolu. Kahve fazla almayalım ya. Ne yapacağız ya? Sanki Şükrü'nün kahvesini biz mi işletiyoruz baba ya? Kumaş. Uzadı. Şurada gofret olacaktı bir tane. Aynen. Bim kofleti. Rıfkı, gıcık yatalım mı? Yok, yatmıyorum. Boşver. Su. Cimrilikten dolaba bir tane su koymuş abi ya. Dondurma yoktur. Dağın başında dondurma. Bu ne lan? Kibrit. Fişek. Al fişeği. Ha bu. Günün sorusu. Aşağıdaki cümlede özneyle gizli öznenin yerini değiştirince nesnel bir anlam oluşur. Tarcan Selin'in Baturay'ın kendisine yapılan animasyon izlediği videoya Eda'nın verdiği tepki. Videosunu izlediği videoyu izliyor. Eda'ya verdiği tepki videosunu izliyormuş. Çok da umurumda yani. Dağın başında sorduğu soruya bak ya. Baba ya, bana ne Tarcan'dan Marcan'dan? Kim lan bu Tarcan? Ünlü mü? Tarcan kim arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Lan ne kadar kayfe koymuşsun buraya. Dadaşım ya. İndirimden mi aldın? Şimdi arkadaşlar şuraya geldiğim zaman attı karıştırdı. Rıfkı, sakalımı kökünü yesen değil mi? Şimdi atacak kömür var mı? Kömür atalım. İkisini atalım. Fener, yani ikisini atalım. Heh, tamam, yükümüzden kurtarmışız. Şimdi Rıfkı, orada oyalanmıyor. Abi şuraya geldiğim zaman aynen uğultu veriyor ama burada nasıl çıkılıyor bilemiyorum. Bunun üstünde muhtemelen şeyi var babalar. Göktaşı var ama abi burada nasıl çıkılır ya? Gözünüzü seveyim ya. Yok abi, hiçbir şekilde çıkılmıyor. Neyse. O göktaşını serbest bırakalım abi. Biz işimize bakalım. Kuleye yaklaştık. Şöyle bir şey gördüm. Bu neymiş? Bakalım, kükürt. Muhtemelen mermi yapacağız arkadaşlar. Kükürtümüzü de aldık. Şimdi şöyle haritaya baktığımız zaman şurada önümüzde şöyle bir kaya var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu çizgili yerlerden kesinlikle yürümeyelim. Buralara gittiğiniz zaman kesinlikle hedefe varamıyorsunuz. Şu alt kısmından dolaşıp hedefe gelmeniz gerekiyor. Ya da şöyle sağdan dolaşıp, yani şu çizgilerin etrafından dolaşıp buraya çıkabilirsiniz. Üst kısımdan gideceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle, şöyle dağın eteklerinden gitmeye çalışacağım. Böyle hedefe baktığınız zaman tam karşınızda görünebilir ama karşınızda çok keskin kayalar var. O kayaların kesinlikle eteklerinden gitmeniz gerekiyor. Yani kayalara tırmanmaya kesinlikle çalışmayın. Vakit kaybedersiniz ve canınız biter, ölürsünüz buralarda. Dağın eteklerini şöyle tırmanmaya fazla çalışmayın. Kesinlikle yukarı çıkılmıyor çünkü. Engeme bir arazi şu anda vericilerin bulunduğu yer. Dağın uç kısmı arkadaşlar. Bir şekilde şöyle o haritaya bakıyoruz. Şimdi dönmemiz gerekiyor geriye. Ve karşımızda kuzey ışıkları arkadaşlar. Bu çok eleştiriliyor. Bence de gereksiz olmuş. Yani Erzurum'da böyle bir gökyüzü bugüne kadar ben hiç görmedim. Aynen tam karşıya gideceğiz arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Kesinlikle oraya ulaşıyoruz yani. Şuralardan tepeden düz olarak gidiyoruz, görüyorsunuz. Sırtları takip edeceğiz ve
Biraz sonra orada olacağız arkadaşlar. Da oyunu kaydederim. Bunun ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi Rıfkı, tüfeğimizi alalım. Tamam mı? Fişeğimizi dolduralım. Fişeğimizi dolduralım Rıfkı. Ayı her an bize hoş geldin kardeş diyebilir. Ayı, ayılık yapma ha. Geleceksen haber ver. Panzara'ya bak abi. Haber verdi bile. Haber verdi bile arkadaşlar. Ne derler? Ayıyı an, tüfengi hazırla. Öyle miydi? Yoksa itle ilgiliydi sanki. İti an, çomağı hazırlan değil mi? Nerede bu? Gel lan. Gel. Neredesin? Hayır etme eyleme. Bak buraya kadar bir gündür yol geliyorum. Adam asıl etme. Tarısmaya başladım ha. Panik yapma Rıfkı. Panik yapma Rıfkı. Biz çok ayılar gördük bugüne kadar. Allah iki ayaklı ayılardan bizleri korusun Rıfkı. Bu dört ayaklı ayılar bir şekilde kendi doğalarında yaşayıp gidiyorlar ama iki ayakları var ya bunların, iki ayaklı hınzırlar. Ah şurada muhtemelen. Ah. Ah, ah, ah. Seni abi seni. Abi tam ayıları övüyordum ha. Tam ayıları övüyordum bak, gördün mü başımıza gelen. İnşallah geri atmaz bizi. Aha yine panik yapmaya başladım ben ya. Bazen bu yandan geliyor ya. Şöyle bekleyelim abi, üstüne gitmeyelim biz onu. Biz onu uzaktan indirelim. Başka çaresi yok. Şurada bekleyelim Rıfkı baba. Şuralarda bir daha gelir, daha gelir. İki tane. İki tane abi. Aa. Aha. Bir git. Şerefsiz. Abi bu ne? Hep üstüme geliyorlar ya. O merdivene çıkamıyorlar arkadaşlar. Çok şükür kurtardım ya. Ödüm koptu abi. Kurtlar, tilkiler üstüme. Aa. İki tane, iki tane. Vur. Vur. Vur lan. Hah. Onu da indirdik. İndirdik de mermi kalmadı abi. Şu gücümüzü mücümüzü alalım abi. Yaprak sarma Rıfkı. Annen sana yaprak sarma göndermiş. Kupon olayım. Yoğurt. Bim kolası. Her şeyden önemlisi soba. Soba çok önemli arkadaşlar. 12 tane dalımız varmış. Yakacağız. Yapacak bir şey yok. Ne pişireyim sana Rıfkı? Tavşan yok. Geyik kızartayım sana en iyisi. Sobanın odunu azmış arkadaşlar. Ulan kapıyoruz. Kapıyı. Kardeşim kupon olayım ya. Erzurum bura. Erzurum. Allah Allah. Sanki Antalya'da yaşıyorum. Mübarek ya. Yaka da ekleyeceğiz baba. Pişir. Çay pişirelim. Ondan sonra şu zamanı bir kısaltalım. Al çayı Rıfkı baba. Tamam şimdi bir de şey pişir. Et pişir. Keyik eti pişir baba. Soba yetersiz diyor. Gözün doysun değil mi? Gözün doysun. Yakı da ekle. Keyik. Daha. Hadi bakayım. Sobamızı yakalım. Keyik pişmiş. Pişmiş. Tamam al onu ye baba. Keyikini ye. Sana bir de su hazırlayayım. Suyumuz hiç kalmadı. Bir tane kola iç. Aferin Rıfkı. İçiyorsun da bir tane uzatmıyorsun bana. Aferin sana. Hadi Rıfkı seni. Şimdi bir tane de su yapalım Rıfkı. Baba. Pişir. Karerit. Sobaya odun ekle diyor. Gözün doysun değil mi? Odun kalmadı lan. Evet Rıfkıcığım. Suyumuz hiç kalmamış çünkü. Bir tane de ne verim sana Rıfkı? Kraker ye. Bir tane bim gofreti ye baba. İşçilik ne yapalım? Sargı bezi yapalım. Bu ayılar bizi yiyebilir her an. Kibrit yapabiliriz. Kükürtümüz var.
Tırnacağa ihtiyacımız yok. Bıçağa da ihtiyacımız yok. Çanak yap diyor. Çanağımız var bizim ya. Türbün. Bu ne? Mermi. Yapabiliyoruz. Mermi yaptık. Oh. Süper. Fişek de yapıyoruz. Dikiş seti. Yap. Meşale yap. Bayağı bir şeyler yaptık ha. 2 saat yatalım. İyice ışık olsun. Tamam. Süper. Bir şey unutmadık değil mi? Cezveyi al. Var mı cezvemiz? Atalım olmasın. Varmış zaten ya Rıfkı. At gitsin ağırlık yapmasın. Şimdi suyumuz var. Her şeyimiz var. Depo dolu maşallah. Baltamız, maltamız, kestanemiz, patatesimiz. En zor bölüme geldik arkadaşlar. En zor bölüme geldik. Yukarı çıkacağız şuradan. Burası benim ömrümü yiyor. Ömrüm. Evet. Burada elektrik yok. Ne vardı burada? Sırt çantası. Fişek mi aldın? İyi. Elektrik yok abi, elektrik. Heh. Bu ne? Multivitamin. Süper. Tipi çıktı bu arada. İşimiz biraz zor olacak gibi görünüyor. Çünkü belki 20 kere, 30 kere denedim, atlayamadım oradan. Daha sonra geri geldim. Yatma görevini yaptım kulübede. Ve o müzik çıktı arkadaşlar. Müzik çıktıktan sonra zannediyorum bu sefer atlayacağız gibime geliyor. Evet, atladık arkadaşlar. Atlayamadık. Maalesef atlayamadık. Bu ne ya abi, bu ne ya? Abi bu ne ya? Ya dadaşım şuraya iki tahta daha koyaydın ya, öldüm ya. 50 kere denedim ya. İnşallah düşmem buradan aşağı. Hadi bakalım Rıfkı. Seni gebertirim düşersen. Abi ne kadar zormuş buraya. Ne kadar ya, ne saçma bir şey. Şuna geleceğiz diye. Göktaşın. Seni göktaşın batayı mı? Aman abi kay dedim de ne olur ne olmaz. Abi kanser oldum ya. İhtiyarladım, saçlarım döküldü ya. Bak, eş kalmadı. Yok dadaşım, kupanın mavra iki tahta daha koy ya, ne olur ya. Vallahi oyundan soğuttu beni burası ya. Kuzey istasyonuna gir ve araştır diyor. Gireceğim de ben buraya nasıl atladım bilemiyorum. Şuradan döneyim tekrardan. Of. Of. Ne oldu? Yine oradan mı başlayacağız? İnşallah kaydetmiştir. Abi tepedeyiz. İyi. Aman ha. Demek ki aşağı inene kadar atlamayacağız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şuradan döneceğiz. Hop. Tamam arkadaşlar. Az daha ölüyordum burada da. Tamam. Şuraya bir girelim. Şuraya bir görev yapalım. Rıfkı. Hadi canım. Şimdi şöyle bir bakayım, bir doğru gidiyoruz. Abi bir an buradan çıkamayacağım diye ödüm koptu ya. Rıfkı uçur. Abi buldun yeni aşağı, uçarsın. Gelirken ömrümü yedin Rıfkı. Gelirken çıkamıyordum. Şimdi buldun. Rampa aşağı. Artistik yapıyorsun değil mi? Hareketlere bak. Harekete bak. Aa, böyle gidersek Rıfkı 5 dakikaya oradayız. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, oyun çok sürükleyici. Bir orada biraz beni üzdü. Oraya bir önlem almalar lazım. Yani orada çok insanlar, ben YouTube'dan da birkaç video izledim. Oradan hep şikayet ediliyor. Yani orada tahtalar niye öyle? Kanser etmek için mi insanlar koymuşlar bilmiyorum. Ya tamam, oyunda parkurların zor olması oyuna bir heyecan katıyor, ciddiyet katıyor ama abi ya biraz da
mantıklı olması lazım. Çok. 50 kere denenir mi abi? 50 kere de denedik. Bir kere de atladım ya. Aha, geyik eti. Rıfkı, geyik buldum. Rıfkı. Hadi köfte or. Hadi iyisi. Alalım mı Rıfkı? Alalım tabii ki. Hop. Ne oldu? Müzik çalıyor. Buldu geyik etini. Bıda bıda bıda. Neyse arkadaşlar. Burada kapatıyorum videoyu. İstasyonda görüşürüz. Gece 10'da başladım. Saat şunda 3.30 ve oyun devam ediyor. Şuradan bir odun alalım. Rıfkıcığım. Ağır olduk. Odunu aldık ama şunu at. Ne atalım başka? Bölelim. Birini atalım. Tamam. Süper. Az kaldı. Şu haritadan baktığımız zaman arkadaşlar şu eve gideceğiz. Taş eve. Daha sonra hedefimiz burası. Ve oyunu bitireceğiz Allah izin verirse. Arada bir kaydetmeyi unutmuyoruz tabii ki. Hadi Rıfkı. Ay sen şerefsiz. Arkadaşlar ayı geldi ya. Seni hadi. Canımı aldın. Mermi yok. Mermi. Domuz sanki. Değil mi? Domuz arkadaşlar. Domuzu vurdu. Vurduk ama canımızı perişan etti. Aha bir tane daha geliyor. Gir eve gir. Eve gir. Gir lan. Nerede? Vurdu. Silahımızı alalım Rıfkı. Dolduralım bir de. Orası domuz kaynıyor. Koş. Gir içeri. Girilmiyor. Şurada yatalım azıcık. Belki gündüz olur bu sayede. Bugün etraf domuz kaynıyor arkadaşlar. Ormanda. Gündüz olmadı maalesef. Pantolon. Bu ne? Kayfe. Dama şeker. Pişti. Ateş yok. Ateş yok. Ekmeğe su yok. Var arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Merdiven varmış. Gök taşı var burada baksana. Rıfkı. Bak. Al bakalım. Ne olacak bilmiyorum. Doygunluk kapasitemiz artmış. Şimdi haritaya bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Rıfkı atla. Hadi bismillah. Karnım tok. Enerjin de yerinde. Rıfkı itiraz istemiyorum. Hedefe yaklaştık. Müziğin sesini de duyuyorsunuz. Şurası. Tam şurası gideceğimiz yer. İnşallah ayı mayı çıkmaz. Şurada bir kaydedelim. Buraya kadar geldik. Her an başımıza yor kazası gelebilir. Bir daha bakalım haritadan. Evet tam önümüzde. Hadi Rıfkı. Arkadaşlar çok yoruldum gerçekten. 5-6 saattir uğraşıyorum yani. Çok yoruldum. 5 saattir uğraşıyorum. Kolay değilmiş yani. Yani hayatta kalma oyunu deyip geçmemek lazım. Gerçekten
Bayağı zorluyor insanı. Abi. Ne yaptın? Kurt var. Nerede? Rıfkı. Baba bayramınız mübarek olsun. İyi de baba. Bayramın mübarek olsun da kurt da öyle demiyor. Kurt peşimizde. Silahını al abi. Çünkü bu kulelerin etrafında geyik alalım mı Rıfkı? Geyik alacağım diye tepemize inmesin vatandaş. Ya boşuna aldık ha. Rıfkı ya işte yük oldu boşuna. At gitsin. Aç seni şerefsiz seni. Abi KGT alacağız diye canımızdan olduk ya. Yok böyle bir şey ya. Kaydet kaydet. Rıfkı ne yaptın ya? Rıfkı ne yaptın ya? Gel gel gel. Şerefsiz sen. De git hadi. Alayım mı bunu? Almayayım. Boşver. Arkadaşlar geldik. Ve tepedeyiz. Şu silahı artık yerine koyalım Rıfkıcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Geldik. Ana öldük lan. Ödül olarak yaprak, sarma, kibrit, kola, yoğurt, su, kraker. Hoppa. Çantayı doldurduk Rıfkı. Sobayı da yakalım. Kömürü al. Oo. Bakar mısın abi bereye? Giyelim Rıfkı. Giydik. Kümüz alalım Rıfkı. Atalım. At gitsin. Şunu yiyemiyoruz mu ya? Ye. Sokkum yesin. İç. Rıfkı bulduğunu ye. Nasıl oyun bitti. Şeker de vereyim sana Rıfkı. Soğan ye. Ye. At şunu. Bunu da ye. Bunu da at. Hepsini at. Tamam. Yükümüzü hafifletelim ya. At gitsin. 25 gram at gitsin. Hop tamam Rıfkıcığım. Ye onu da. Son yediğin olsun Rıfkı sen. Ne yapıyoruz? Bunlar çalışmıyor mu abi? Bereyi değiştik. Ama bunu giydik. Türk bayrağının altında şöyle, şöyle biraz rüzgar etse güzel olur. Bu şekilde. Rıfkı da bana bakıyor. Arkadaşlar buraya kadar tamam. Birinci bölümü 5-6 saattir uğraşıyorum. Çektik. Bunun bir o kadar da editi var. Daha sonra diğer bölümlerini inşallah Allah izin verirse çekeceğiz. Yani mücadele bölümü var, serbest bölümü var. Onları da çekeceğiz. Muhtemelen 3 bölümden oluşacak. Daha sonra bu oyun üzerine güncellemeler geldikçe, yeni haritalar eklendikçe Allah izin verirse oynamaya, kanalıma yüklemeye devam edeceğim. Bu oyunu yapan arkadaşlara şu menüden bir daha bakalım. Onlara da teker teker teşekkür ederim. Özellikle grafikleri falan benim çok hoşuma gitti. Bu oyunun yapımında, müziklerinde emeği geçen bütün yapımcıların hepsinin eline sağlık diyorum. Bir dahaki bölümde görüşene kadar burada izlediğiniz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Videomuzu izleyen herkesin Allah evine sağlık, sıhhat ve bereket versin.
Bir dahaki oyunlarda, yayınlarda, videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.